Polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, değerli güvenlik korucularımız, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Davetimize icabet ederek iftarınızı bizimle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde emniyet, jandarma ve sağlık güvenlik mensuplarıyla iftar yaptı. İftar sonrası katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin tüm polislerimiz, jandarmamız, bekçilerimiz, sağlık güvenliğimiz ve güvenlik korucularımız için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu bereketli günleri milletimizle birlikte tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan ayı gibi Kadir Gecesi ve bayramı da sağlıkla, afiyetle, esenlikle kavuşturmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tüm şehit cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diliyorum." dedi. Bu güzel Ramazan akşamında gönüllerimizi buluşturan İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin tüm polislerimiz, jandarmalarımız, bekçilerimiz, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucularımız için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu bereketli günlerin milletimizle birlikte tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan ayı gibi Kadir Gecesi ve bayrama da sağlıkla, afiyetle, esenlikle kavuşturmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan yangın faciası ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef bu faciada rızkının peşine koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yangına vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Facia ile ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış, bu kapsamda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasına kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir." diye konuştu. Biliyorsunuz dün İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir yangın faciası yaşadık. Maalesef bu faciada rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Yangında vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Facia ile ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış. Bu kapsamda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir.